İyi akşamlar Cem TV ekranlar baştaki dostlara. Sevgiler, saygılar sunuyorum, aşkımı yazdığımı sunuyorum. Bir muhabbet bağı programında yine birlikteyiz. Yine muhabbet edeceğiz programın adı olduğu gibi. Bugün de konumuz din dersindeki din ve ahlak bilgisinin müfredatı. Okullarda nasıl bu eğitim veriliyor? Okullarda bu eğitim verirken bu eğitimi alan öğrenciler ve bu eğitim veren hocalarımızın nasıl bir eğitim verdikleri, bunun hakkında konuşacağız, bununla sohbet edeceğiz. Değerli konuğum, zaten bu işin erbabı, ustası. Kendisi zaman zaman programımıza davet ediyor, bizi kırmıyor. Bugün de kırmadı. Kendisine hoş geldin diyorum. Sayın Mustafa Cemil Kılıç, ilahiyatçı, yazar. Yıllarca bu hizmete bulunmuş ve halen bir eğitmen olarak görev yapıyorsunuz. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bizim dilimiz alışmış. Üç ismi birden zikrediyoruz. Olsun, olsun. Sıkıntı yok. Eyvallah. Evet. Hocam görüşmeyeli nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür diyelim. Allah daha iyi günler görmeyi cümlemize nasip etsin diyelim. Allah eyvallah. Hocam programın açılışında dediğim gibi din, kültür ve ahlak bilgisi müfredatı, bu dersler okullarda nasıl işleniyor? Bu eğitimler nasıl veriliyor? Dedik ki bu haftaki konumuz bu olsun. Geçmişte yaptık ama bunu biraz daha böyle müfredat anlamında işleyelim dedik. Siz de biliyorsunuz bu işin içindesiniz. Uzmanlık alanınız bu. Geçmişte Cem Vakfı olarak da yaptığımız bir bilim çalışması vardı. Bu bilimde de müfredata dersler alevlik adına nasıl sokulacak? Bunlar konuşmuştuk, bunlar tartışmıştık ama ne yazık ki çoğu olmadı. Belki %20'si ancak oldu söylediklerimiz. Bu konuya da vakıfsınız. Ben önce dediğim gibi bu dersler nasıl işleniyor, bu derslerin eğitimi nasıl veriliyor? Oradan başlarım. Siz konu içerisinde onu dile getirirsiniz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dedem, sorunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. İsterseniz Türkiye'de önce eğitimin genel bir fotoğrafını çekelim. Sonra bunun bir parçası, önemli bir parçası olarak din eğitimi, din öğretimi konusuna değinelim. Daha spesifik anlamda da din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini ele alalım. Tabii, buyur. Ve bunu Alevilik açısından da değerlendirelim. Diğer inançlar açısından değerlendirdiğimiz gibi. Tabii onlarla ilgili olarak da bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Birinci yarı yıl malumunuz 17 Ocak'ta sona erdi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı. 17 Ocak itibariyle yarı yıl tatili başladı. Bundan hareketle pek çok yayın kuruluşunda eğitime ilişkin çeşitli programlar yapılıyor. Söyleşiler düzenleniyor. Hatta kimi demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları paneller düzenliyor, konferanslar düzenliyor, çalıştaylar düzenliyor. Bu cümleden hareketle ifade edeyim. Ben de 18 Ocak'ta Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen eğitim çalıştayına katılmak üzere Ankara'daydım. Orada da pek çok eğitimciyle birlikte Türkiye'nin eğitim meselesi hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Çok değerli çalışmalar yapıldı. Çeşitli raporlar hazırlandı ve bunlar kamuoyuyla paylaşılacak. Paylaşılıyor. Bir kısmı paylaşıldı. Daha da paylaşım devam edecek. Zira hala devam etmekte olan çalışmalar da var. Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi, belki de birincisi, benim kanımca eğitim sorunudur. Eğitim bir ülkenin gelecek nesillerini inşa etmesi için uyguladığı pedagojik bir süreci ifade ediyor malumunuz. Eğitimle nasıl bir birey yetiştirmek istiyoruz ve bu bireylerden oluşacak nasıl bir toplum idealimiz var? Aslında bunun üzerinde kafa yormak gerekiyor ve buradan hareketle eğitim felsefesine dair söz söylemek icap ediyor. Türkiye'nin eğitim felsefesi nedir? Aslında bu konuda büyük bir kafa karışıklığı var. Biliyorsunuz mevcut Cumhurbaşkanımız, öncesinde Başbakanken de söylemişti, Cumhurbaşkanı iken de söylüyor, dindar nesiller yetiştireceğiz. Evet. Demek ki Türkiye'de eğitimin amacı dindar nesiller yetiştirmek imiş. Çünkü devletin en üst mevkisinde bulunan Sayın Cumhurbaşkanı böyle ifade ediyor.
Ancak mevcut kanunlarımızda Türk Milli Eğitimi Temel Kanunu'nda mesela böyle bir ifade yok. Dindar nesiller yetiştirmek. Veya tam zıddı zıddı bir şekilde de söyleyebilir. Dinsiz nesiller yetiştirmek. Efendim agnostik nesiller yetiştirmek. Eğitimin böyle bir amacı olamaz aslında. Ne dindar nesil, ne dinsiz nesil, ne agnostik nesil, ne bilmem şu, ne bilmem bu. Böyle bir amaç söz konusu olmamalı. Amaç ne olmalı? Çok net bir şekilde ifade edelim. Kendini tanıyan, hayatı tanıyan, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilen, akli anlamda mantık kuralları çerçevesinde doğru düşünebilen, doğru sonuçlara ulaşabilen bireyler yetiştirmek. Bunun ötesinde o kişi neye inanırsa inansın veya neye inanmıyorsa inanmasın. Bu eğitimin sorunu olmamalıdır. Eğitimin böyle bir amacı olmamalıdır. O sebeple ifade ediyoruz. Türk Milli Eğitiminin temel amacı laiklik ilkesi doğrultusunda yeni nesillerin yetiştirilmesidir. Bunu Büyük Atatürk çok güzel ifade etmiş. Bize ilham kaynağı oluyor daima sözleri. Bu söz de öyledir. Eğitimcilere sesleniyor. Diyor ki öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Fikri hür olacak, yani düşüncesi özgür olacak. Efendim, irfanı hür olacak. İrfan demek, sahip olduğu bilgileri kullanarak sonuçlar elde edebilmesi demektir kişinin. Bu yeteneği ifade eder, irfan. Sonra vicdanı hür olacak. Bu da biraz kanaatlerle ve inançlarla ilgili bir durumdur biliyorsunuz. Özgürce kendisi karar verecek inancına, kanaatlerini kendisi oluşturacak. Yani fikrini, irfanını ve vicdanını bir tarikat liderine teslim etmeyecek. Bu çok önemli. Bir ideolojik hareketin emrine girmeyecek. Özgür olacak, özgür bireyler. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür. Bu açıdan bakıldığında Türk Milli Eğitiminin durumu nedir? Aslında bunun için uluslararası alanda yapılmış değerlendirmeler var. Bunlardan birisi mesela kısaca PISA diyoruz. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. Bu program 79 ülkede uygulanıyor. Son olarak 79 ülkede. Burada öğrenciler çeşitli açılardan değerlendiriliyor. Bunlardan birisi okuduğunu anlama becerisi. Yani ana dilinde yazılmış bir metni ne kadar anlıyor? Türkiye için konuşursak Türkçe bir metni okuduğunda ne kadar anlıyor? Bu değerlendiriliyor mesela. Sonra matematik bilgisi, yeteneği değerlendiriliyor. Fen bilimlerindeki donanımı değerlendiriliyor vesaire. Başka alanlar da söz konusu elbette. Şimdi bu açılardan bakıldığında Türkiye 79 ülke arasında okuduğunu anlama becerisi bakımından 40. sırada. Matematikte 42. sırada, fen bilimlerinde 39. sırada. Bu aslında memnuniyet duyabileceğimiz bir sonuç değil. Kesinlikle. Çok daha yüksek noktada olmalı sıralamada bizim öğrencilerimiz, çocuklarımız. Bakıyoruz, 3 alanda da şimdi demin söylediğimiz 3 alanda da Çin 1. sırada. Okuduğunu anlama becerisi bakımından, matematik bilgisi bakımından ve fen bilimleri noktasında 1. sırada. 2. sırada Singapur var. 3. sırada Hong Kong var. 4. sırada Estonya var. Peki en sonda kimler var? Hiçbir Avrupa ülkesi yok. Evet. En sonda kimler var? Son 5 sırayı Suudi Arabistan, Peru, Arjantin, Bosna ve Arnavutluk oluşturuyor. Bunları bilmeliyiz. Çünkü eğitim hakkında konuşuyorsak önce bunun bir altyapısını inşa etmemiz gerekiyor. O bilince sahip olmamız lazım. Evet. Şimdi tabii
Türkiye'de eğitimin nedenli başarısız olduğunu gösteren sonuçlar bunlar aslında. Eğitim başarısız, peki neden bir başarısızlık var eğitimde? Bunun pek çok sebepleri var. Pek çok sebepleri var elbette. Ama bence bu sebepler içerisinde en önemlilerinden birisi eğitimin dinselleştirilmesidir. Laik eğitimden taviz verilmesidir. Özgürlükçü, demokratik eğitimden, cumhuriyetçi eğitimden taviz verilmesidir. Bu taviz büyüdüğü ölçüde eğitimdeki başarı düşecektir, düşüyor. Türkiye'nin eğitimdeki başarısını bir nebze de olsa yukarıya çeken unsur hala laik eğitim konusunda ısrarla devam eden eğitim kurumlarıdır. Siyasi baskıya rağmen. Yani sadece dini okulları esas alarak böyle bir değerlendirme yapılsa Türkiye daha aşağılarda olacak sıralamada. Yani İmam Hatip liseleri arasında mesela sadece bu değerlendirmeler yapılsa öğrencilerin başarısı noktasından uluslararası anlamda çok daha düşük bir konumda olacağız. Bu kesin. Bu neyi ifade ediyor? Tekrar söylemiş olalım. Eğitim dinselleştirildikçe akademik başarı düşer. Neden? Şundan dolayı. Egemen dini anlayış bilmeyi değil inanmayı önceliyor. İnanmayı öncelemek demek ne demek? Çözemediğiniz bir problemle karşı karşıya kaldığınızda doğaya, hayata ilişkin Allah'ın hikmeti deyip geçersiniz. İman bunu gerektiriyor zira. Bu yanlış bir inanış aslında. Bu inanış Muhammedi ve Kur'ani değil. Bu Emevi anlayışını yansıtıyor. Ama gerçek şu ki bugün İslam dünyasında ve Türkiye'de hakim dini anlayış Emeviliği esas alıyor maalesef. O sebeple eğitimin dinselleşmesi akademik başarıyı düşürüyor diye o cümleyi çok büyük bir özgüvenle kuruyorum. Çünkü Emeviler bilen, sorgulayan, itiraz eden bireyler ve bu bireylerin oluşturduğu bir toplum istemediler. İtaat eden, şükreden, asla itiraz etmeyen bireyler istediler. Kime itaat edeceklerdi? Muaviye'ye ve Emevi saltanatına. Onlar ne yaparsa vardır bir hikmeti diyecekler. Zira Emevi sultanları kendilerini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi gibi telakki ettiler. Öyle anlattılar. O sultana itaat etmemek, Allah'a itaat etmemek gibi. Bir kavram oluştu. Evet. Bu anlatıldı. Bu insanlara enjekte edildi. Zerk edildi. O sebeple Emeviliğin bugün de dinsel yaşam anlamında son derece egemen olduğunu görüyoruz Türkiye'de ve İslam dünyasında maalesef. Çok istisnai belgeler yani var. Yani ilmi geride bıraktık. Evet. Dinsel tarafını kullanmaya başladık. Evet. Şimdi işaret ettiğiniz üzere Türkiye'de bakın İmam Hatip liselerindeki eğitim müfredatı tamamen Emeviliği esas alır. Emevi anlayışını esas alır. Ne demektir bu? En başta Tanrı tasavvuru bile transandantal bir anlayış. Efendim kader inancı. Efendim İslam'ın eskatolojik yorumu. Bütün bunlar Emevilerin oluşturduğu bir ideoloji ifade eder. Mesela İslam tasavvufu transandantal Tanrı mefhumunu reddeder. Ama şeriatçı İslam, Emevi İslam'ı bunu savunur. İslam tasavvufu neyi peki, nasıl bir Tanrı tasavvurunu savunur? Evrende mündemiş, insanda mündemiş, doğada mündemiş. Enel hak, bunun en güzel ifadesidir Hallacı Mansur'un. Böyle bir Tanrı tasavvurunu savunur. Bugün eğitim sistemimizdeki dinsel derslerde de hatta felsefede bile öyle bir Tanrı tasavvuru hakim ki Emevilerin Tanrı tasavvuru hakim. İnsandan uzak, doğadan uzak, hayattan uzak, çok uzaklarda, her şeyden münezzeh, zamandan ve mekandan münezzeh ama o çok uzaklardaki Tanrı'nın
yakınlardaki temsilcisi ve yeryüzündeki gölgesi olan sultan ve sultana itaat üzerine bir dini anlayış söz konusu. Türk eğitim sistemindeki başarıyı düşüren en önemli ögelerden birisi eğitimin emevileştirilmesi, dinselleştirilmesidir. Eğitimin dinselleştirilmesidir. Şimdi bakın, konuşmak kolay. Kanıtlayıcı örnekler vermemiz lazım. Emevilerin tanrı tasavvuru dedik. Karşısında Hazreti Ali'nin tanrı tasavvurunu biliyoruz. Ne diyorlar Hazreti Ali'ye? Görmediğin tanrıya nasıl inanırsın? Neden inanırsın? Neden inanıyoruz? Hazreti Ali ne buyuruyor? Görmeseydim inanmazdım. Biz tanrıyı görüyoruz. Doğada görüyoruz. İnsanda görüyoruz. Çiçekte, böcekte görüyoruz. Varlıkta görüyoruz. Ama transandantal tanrı mefhumunda bu söz konusu değildir. Tanrıyı hiçbir yerde göremezsiniz. Çünkü o görülmez. Anlayışı söz konusudur. Çünkü o varlıktan, evrenden, kainattan diğer bir ifadeyle uzaktır. Onu aşmıştır, aşkındır yani. Öyle bir tanrı anlatımı vardır ki neredeyse, çok net ifade edelim, yokluğu tarif üzerine kurulu bir tanrı anlayışı söz konusudur. Emevilerin tanrı tasavvuru. Bugün de din eğitiminde maalesef ve eğitim açısından genel anlamda baktığımızda bütün eğitim sisteminde böyle bir anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. Öte yandan dedem, biliyorsunuz eğitimde bilimsellik meselesi çok önemli. Bunun en net göstergelerinden, olumsuz anlamda göstergelerinden birisi de bilimsellikten uzaklaşma anlamında söylüyorum. Mesela Türk eğitim sisteminde evrim kuramı artık yok, öğretilmiyor. Biyoloji müfredatından çıkarıldı. Evrim kuramı. Yani evrim teorisi diyorlar. Türkçesiyle kuram. Eskiden nazariyat diyorlardı. Nazari, kuramsal. Türkçesiyle kuramsal, Arapça nazari. Batı dillerinde teorik diyorlar biliyorsunuz. Teori, nazariyat ve kuram. Kuram Türkçesi. Şimdi bilim bize diyor ki varlığı açıklamada bugüne kadar, canlı hayatı açıklamada bugüne kadar insan çabasının, gayretinin sonucu ulaşılan en bilimsel, en ikna edici görüş evrim kuramıdır. Evet. Bunun karşısında ne vardır? Yaratılış kuramı. Yaratılış iddiası. Öbür taraf der ki Tanrı her bir canlıyı tek tek yaratmıştır. Ve fakat canlılar herhangi bir evrimle bir başka canlıya dönüşmez. Yeni bir tür ortaya çıkmaz. Her bir türü Tanrı tek tek yaratmıştır. Biçiminde böyle bir anlayış vardır. Dolayısıyla bu konuda yaratılış teorisiyle evrim teorisi birbirine zıt gibi telakki edilir. Tabii uzlaştıran görüşler de var. Evrim kuramı yaratılışın veya yaratmanın, Tanrı'nın var etmesinin bir yöntemidir, bir usulüdür diyen düşünüşler de var. Düşünürler de var, böyle düşünüşler de var. Bunu da ifade edelim. Şimdi işte bu evrim kuramı yaratılışı reddediyor, Tanrı mefhumunu güya onlara göre reddediyor diyerek eğitim müfredatından, biyoloji müfredatından yani çıkarıldı. AKP hükümeti bunu çıkardı. Oysa bu büyük bir yanlış. Eğitimde bilimsellik noktasında verilmiş büyük bir ödün, taviz. Bu hususta öyle bir atmosfer oluşturuldu ki bir eğitimci evrim kuramından bahsediyorsa sanki suç işliyor. Evrim teorisinden bahsetti diye şikayet edilen öğretmenler oldu. Ne diye şikayet ediliyor? Evrim teorisinden bahsediyorsan Allah'a inanmıyorsun demektir. Gibi son derece sakat bir formülasyon üretildi. Böyle bir şey söz konusu değil. O öğretmene karşı bir şey söylenecekse işte böyle bir menba uyandırılır. Evet, evet. Buyurun, suç buradadır. Bir takım cezalar veriliyor, susturuluyor. Ben din eğitimi veren birisi olarak din dersinde bile evrim kuramından bahsediyorum. Bahsedeceğim. Hiçbir şekilde pes etmem çünkü bu bilimsel bir şeydir. Bilimsel bir kuramdır. Ve asla Kur'an'a aykırı değildir.
Ama Emevi bakışıyla Kur'an'ı yorumlarsanız aykırı zannedersiniz. Emevilerin inandığı gibi bir tanrı tasavvurunuz varsa bilimsel bu evrim kuramını yanlış addedebilirsiniz. Sıkıntılı diye niteleyebilirsiniz. Bunu bir problem olarak görebilirsiniz. Dolayısıyla tanrıya inanma noktasında da Kur'an'dan ne anlaşılması gerektiği noktasında da Emevi tasallutu var ve bu tasallut beyinleri işgal etmiş, zihinleri işgal etmiş, yürekleri işgal etmiş olduğundan bu işgale karşı direniş kimilerince bir ihanet gibi telakki ediliyor. Halbuki ihanetin ta kendisi o işgaldir. İşgale karşı direnmektir. Şimdi değerli dedem, 18 milyondan fazla öğrenci var Türkiye'de. 1 milyondan fazla da öğretmen var. Çok büyük bir camiadan bahsediyoruz. Toplumun çok büyük bir kesiminden bahsediyoruz. Toplumun tamamı aslında bu, çünkü aileler de bu işin bir parçası, veli kavramı açısından bakarsak. Dolayısıyla eğitim bizim en toplumsal konumuz ve en büyük sorumlu alanlarımızdan birisi. Ve bu büyük sorumlu alanın en önemli parçasını da dini dersler oluşturuyor ve dini eğitim veren kurumlar oluşturuyor. İşte birisi İmam Hatip Liseleri dedik. Biraz bahsettik. Türkiye'de sayıları verelim. 1600 dolayında İmam Hatip Lisesi var. 2000 dolayında da İmam Hatip Ortaokulu var. Bakın. Toplam bütün okul ne kadar Türkiye'de derseniz 64 bin okul var. 64 bin okulun yaklaşık 1600'ü İmam Hatip Lisesi, 2000'i de İmam Hatip Ortaokulu. 1,5 milyona yakın İmam Hatip öğrencisi var. Toplam öğrenci 18 milyon demiştik. 1,5 milyon İmam Hatip öğrencisi var Türkiye'de. Şimdi derslik başına İmam Hatipler'de 16 öğrenci düşüyor. Yani İmam Hatip okullarında bir sınıfta ortalama 16 öğrenci var. Ve öğretmen başına da 12 öğrenci düşüyor İmam Hatipler'de, ortaokul ve liseyi katarak. Evet. Peki diğer okul türlerinde durum nedir? Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde derslik başına 27 öğrenci. Orada 16, burada 17. Şey 27. 27 tabii. 27 öğrenci. Öğretmen başına da 15 öğrenci. Öbüründe 12, burada 15. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İmam Hatip okullarında daha az öğrenciye daha çok öğretmen ders veriyor. Diğer okul türlerinde ise durum tam tersi. Bu şunu anlatıyor. Bu siyasi iktidar İmam Hatiplere özel ilgi gösteriyor. Hatta milli eğitim bütçesinin önemli bir kısmı da İmam Hatiplere harcanıyor. Büyük bir uğraş var İmam Hatip liselerini cazip hale getirebilmek için. Peki mevcut hükümet bunu yaptı. Halk nasıl bu konuda siz için? Aynen. Oraya geliyorum. Neden? Çünkü siyasi iktidar düşünüyor ki ne kadar çok İmam Hatip Lisesi mezunu olursa benim oy potansiyelim de o kadar genişler. Yani kendisine seçmen yetiştirecek aslında. Amaç bu. Böyle düşünüyor. Ama bu böyle değil. Böyle sonuç vermiyor. Çünkü doğal olmayan, zorlama olan her faaliyet bir şekilde iflas eder. İmam hatipleştirme operasyonu da iflas etmiş durumda aslında. Nasıl? Şöyle. Yapılan araştırmalar var, bilimsel araştırmalar. İmam Hatip Lisesi öğrencilerine soruyorlar. Kendini okuluna ait hissediyor musun? İmam Hatip öğrencilerinin %54'ü kendimi okuluma ait hissetmiyorum diyor. %54. Bu mesela meslek liselerinde %20'lerde, Anadolu liselerinde %15'lerde, fen liselerinde %5'lerde. Ama İmam Hatip okullarında %54 gibi büyük bir oran. Bu ne demek? Şu demek. Demek ki İmam Hatip Lisesi'ne giden öğrencilerin önemli bir kısmı ailelerinin zoruyla gidiyor. Çevrenin zoruyla, mahalle baskısıyla gidiyor. Veya seçeneksiz bırakıldığı için İmam Hatip Lisesi'ne gitmek zorunda kalıyor. Çünkü böyle bir durum da var. Anadolu'nun pek çok ilçesinde, ilinde hatta İmam Hatip dışında bir okul türü bırakmıyorlar. Ve öğrenciler mecburen İmam Hatip'e gitmek
zorunda kalıyorlar. O okulda okumak istemeseler bile. Bakın ben bunları bir İmam Hatip Lisesi mezunu olarak söylüyorum. Ve ilahiyat mezunu olarak söylüyorum. İmam Hatip Liselerindeki eğitim bir faciadır. Düşünmeyi, akletmeyi değil, itaat etmeyi, kanaat etmeyi, şükretmeyi sürekli pompalıyorlar öğrencilere. Ve dünyevi realiteden çocukları koparıyorlar. O yüzden baktığı zaman 40. sıradayız. Evet. Dolayısıyla bu çok önemli bir husustur. İmam Hatip Liselerinin öğrencileri açısından söylüyorum %54'ü kendilerini okullarına ait hissetmiyorlar. Ben İmam Hatip Lisesi öğrencisiyken de kendimi okuluma ait hissetmiyordum. Kendi isteğimle oraya gittiğim halde. Peki hem kendi isteğinle oraya gidiyorsun hem de kendini oraya ait hissetmiyorsun. Burada bir çelişki yok mu diyecek birileri. Mutlaka diyecekler. Ancak herkes için bu çelişkiden bahsetmek mümkündür ama benim için bahsetmek mümkün değildir. Zira ben oraya özellikle gittim. İlahiyata da özellikle gittim. Bir gün gelsin de bunları söyleyebileyim diye. İçinden temelden öğreneyim. Bunları anlatabileyim diye gittim. Allah şahit. Dolayısıyla yaraya neşter vurmak adına hem o eğitimi aldık hem de o eğitimin zararlarını bizzat o eğitimin içinden gelen biri olarak çünkü o konuşabilmek için, adına evet, oraya gittim ve okudum. O eğitim içinde olmaz. Temelden görmezseniz bugün bunları rahatla söyleyemezsiniz. Söyleyemezdik. Evet. Dolayısıyla bunu ifade edeyim. Şimdi bir diğer alan İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip Ortaokulları dışında Kur'an kursları. Değerli dedem. Türkiye'de yazın açılanlarla birlikte 20 bin dolayında Kur'an kursu var. 20 bin Kur'an kursu. Bunlar tespit edilebilenler. Çünkü tespit edilemeyen bir sürü bina altında. Evet. Kur'an kursları da var. 4 milyon civarında da öğrenci bu kurslara devam ediyor. 4 milyon. Peki ne öğretiliyor Kur'an kurslarında? Kur'an kurslarında Kur'an'ın Arapça telaffuzu öğretiliyor sadece. Hocam. Başka bir şey öğretildiği yok. Eyvallah. Ha, ilmihal dersleri de var diyecek birileri. O ilmihal derslerinin papağan gibi sürekli tekrar edilen şeyler olduğunu biliyoruz. İşte Amentü'yü okutuyorlar, 32 farzı okutuyorlar, 54 farz var biliyorsunuz, 54 farz var, 32 farz var. Bunları tekrar ettiriyorlar. Ben hatırlıyorum çocukken Kur'an kursuna giderdik. İlmihal dersinde efendim bize önce şunu söyletirlerdi. Kabirde sorgu sual. Bu sorgu suale nasıl cevap vereceğiz? Mesela bunu sürekli tekrar ettirirlerdi. Hocam sorunuzun içerisinde olduğu için söylüyorum. Hani her tarafta Kur'an kursu açılıyor. İşte binaların altında. Hani bu öğretim, inanç boyutunu öğretme alanından belki çok fazla bir şey ben söylemeyeceğim. Çünkü siz zaten gerekli açıklıyorsunuz. Ama şunu demek istiyorum ben. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sizin de buradaki bu konunun içerisinde. 4 yaşındaki, 5 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuğa burada ne öğretebilirsiniz? Çok doğru, çok isabetli. Ona ayrıca ilaveten doğru haklısınız. Konu içerisine girersiniz. İyi katkıda bulundunuz. Şimdi 4 yaşından 6 yaşına kadar olan öğrencilere Kur'an dersi verelim diye şimdi Diyanet'in çalışmaları evet. Bunu bazı yerlerde uygulamaya başladılar. Öyle mi? Tabii 4 yaşındaki çocuklara Kur'an dersi veriyorlar. Daha bu çocuk ana dilini henüz tam olarak öğrenebilmiş değil. Hala öğrenme sürecinde düşünün. Ve bu çocuklara hiç anlamını bilmedikleri ve belki de hiç bilmeyecekleri yüzlerce, binlerce Arapça kelimeyi öğretiyorsunuz, tekrar ettiriyorsunuz. Arapça metinleri ezberletiyorsunuz. Bu o çocuklara yapılabilecek aslında büyük bir zulümdür. Bundan daha büyük bir zulüm olmaz. Çünkü ne anlama geldiğini bilmediği binlerce kelimeyi çocuğun zihnine dolduruyorsunuz. Ve o çocuk onları belki de tılsımlı sözler yığını olarak düşünecek ve dünyevi realiteden kopuk bir şekilde bilimsel bilgiye ulaşamamış bir şekilde hayatının ileriki aşamalarında bir takım efsaneler ve masallarla hayatını sürdürmeye çalışacak. Böylece tarikat liderlerinin saçmalamalarına daha kolay inanacak. Keramet hikayelerine daha kolay inanacak. Efsanelere daha kolay inanacak. Yani fiziki realiteden, fizik yaşamdan kopacak çocuk aslında. Kendisine son derece suni yani yapay bir hayal dünyası inşa edecek. Ve
orada yaşamaya devam edecek. Ve bu bir yönüyle şizofreniktir aslında, biliyorsunuz. Şizofrenik bir durumdur. Şizofrenik nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor. Kur'an kursları bu yönüyle maalesef. Çünkü tekrar söylüyorum, hayatın gerçeklerini idrakten yoksun bireyler haline geliyorlar. Akli düşünme, mantık kuralları çerçevesinde düşünme yeteneklerini geliştiremiyorlar. Oysa Kur'an'a göre hiçbir çocuğa buluğ çağından önce, kimilerine göre de, bazı yorumlara göre de, çünkü başka ayetler de var, rüşt çağından önce din eğitimi verilemez. Bakın, Kur'an'a göre diyorum. Ama Emevi sünnetine göre derseniz verirsiniz. Bir de şimdi uyduruyorlar, peygamber şöyle dedi, böyle dedi. Efendim ne demiş peygamber güya? 7 yaşında çocuklarınıza namaz kıldırın. Kılmıyorsa onları dövün. Peygamber dövün diyecek çocuklara. Ve buna inanıyorlar. Peygamber böyle bir şey der mi? Eğer gerçekten peygamber böyle bir şey dediyse, ki asla dememiştir, o peygamber olamaz ya. Böyle bir peygamber mi olur? Ama böyle bir şey dediğini kesinlikle kabul etmiyoruz. Demediğini çok iyi biliyoruz. Zira nereden biliyoruz? Bir başka örnek. Kesin. Ben bu konuda hiçbir şey söylemiyorum hocam. Kesin, net örnek. Hazreti İmam Ali Efendimiz 10 yaşında, 11 yaşında veya 12 yaşında olduğuna dair rivayetler var. Ben Müslüman olmak istiyorum diyor. Ne diyor Hazreti Peygamber? Sen daha çocuksun. Babana sordun mu diyor. Evet. Hazreti Ali'nin cevabı ayrı bir konu. Beni Allah yarattı. Tabi Hazreti Ali herkes gibi değil. Hazreti Ali Hazreti Ali'dir. Evet. Hazreti Ali Hazreti Ali iken bile böyleyse, diğer bireyleri konuşmaya lüzum yok yani. Hazreti Ali özel bir insan elbette ki. Onun düşünce kapasitesine herkes ulaşamaz. 12 yaşındaki Hazreti Ali ile 12 yaşındaki Cemil Kılıç bir değildir mesela. Onu anlatmaya çalışıyorum. Eyvallah. Hazreti Ali Hazreti Ali iken bile böyleyse ve peygamber ona daha sen çocuksun dediyse, diğerlerini artık düşünmeye elbette ki lüzum bile kalmıyor. O sebeple söylüyorum. Peygamberin öyle kalkıp 7 yaşında çocuklarınıza namaz kıldırın, kılmazlarsa işte dövün demesi peygambere atılmış büyük bir iftiradır, büyük bir bühtandır, büyük bir karalamadır. Bunu bir kere netlikle ortaya koyalım. O nedenle söylüyorum. 12 yaşından önce bana göre hiçbir çocuğa din eğitimi ve öğretimi yapılamaz. Yapılmamalıdır. Yapılıyorsa bu bir zulümdür. O çocuğa işkence diyorsunuz. Çünkü dini kavramlar soyut ve belli bir yaşa ulaşmamış kimselerin anlamayacağı mahiyettedir. Soyut düşünmeyi henüz tam olarak beceremez çocuklar o yaşlarda. O sebeple Allah gibi soyut bir kavramı, melek gibi, şeytan gibi, cennet gibi, cehennem gibi, bu tip inanışları o çocuklara öğrettiğinizi zannedersiniz. Öğretmezsiniz. Sadece onları ezberletirsiniz. Çocukken hatırlıyoruz. Herkes, her birey kendi çocukluğuna dönsün. Bize Allah dediklerinde hayal dünyamızda ne beliriyordu Allah aşkına? Nasıl düşünüyorduk Allah'ı? Ben çocukken, 5 yaşındayken, 6 yaşındayken Allah dediklerinde hayal ediyordum. Göklerde oturan, beyaz sakallı, dev gibi birisi falan. Böyle düşünüyordum. Bak, bütün çocuklar böyle düşünür zaten. Buna benzer yani düşünür. Onu soyut olarak düşünemez. Evet. Söz gelim. O nedenle diyoruz. Soyut düşünmeyi henüz kazanamamış, soyut düşünme becerisini henüz kazanamamış çocuklara dinsel kavramları öğretemezsiniz. O çocuklara sadece zulmedersiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. 12 yaşından önce çocuklara herhangi bir din dersi verilmemelidir. Peki ne verilmelidir? Görgü kuralları, genel ahlak kuralları verilmelidir. Sevgi öğretilmelidir, saygı öğretilmelidir. Temizlik kuralları öğretilmelidir. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi, iyilik yapmak, teşekkür etmek, insanlara yardım etmek gibi böyle genel ahlak kuralları ancak bizim, çocuklara bunlar öğretilebilir. Din, kültür ve ahlak bilgisi başlığıysa, evet, söylediğiniz %100 birebir, evet, uygulanmalı. Böyle olmalı yani müfredat aslında, ama böyle değil maalesef. Dolayısıyla Kur'an kursları meselesi 4 ve 6 yaşa kadar indirildi. Bu büyük bir faciadır. Bu çocukların arasından ileride asla bir bilim insanı çıkmaz. Kendi kabuğunu kırmaları zordur çünkü.
Ha, istisnai olarak onu başarabilecek olanlar çıkar. Ama kaç kişi? Ama kaç kişi çıkar? Bu insanların bilimle meşgul olmamaları için, felsefeyle, mantıkla meşgul olmamaları için, sadece itaat eden bireyler olmasını istedikleri için böyle bir eğitim politikasını devreye sokuyorlar. Böyle bir eğitim olmazsa tarikatlar nereden mürit bulacak? Kime satacaklar yanmaz kefeni? Rüyasında insanlara peygamberi gösterdiği iddia edilen terliği kime satacak? Bir takım şaklabanlar, bir takım cilveliler, biliyorsunuz. Böyle işte hedefleri bu. Düşünmesin, sorgulamasın, sadece itaat etsin, saçma sapan anlatımlara inansın. Bu bireylerden oluşan bir toplum hedefleri var. Böylece kendi egemenlikleri devam etsin. Kendi şatafatları, kendi lüks yaşamları devam etsin. Herkes onlara itaat etsin. Bunu istiyorlar. O nedenle bu dinsel derslerdeki gitgide gericileşme bu nedenle artıyor maalesef. Yani şunu da ifade edelim. 4-5 sene önceki, 10 sene önceki din dersleri müfredatı bugünkü müfredattan daha iyiydi. Biz ona da itiraz ediyorduk ama yine de bugünkünden iyiydi. Bir laf var ya, gidelim. Yani biz itiraz sonra ettikçe gericileşme daha da maalesef artıyor. Çok insanı rahatsız eden, aklı rahatsız eden, vicdanı, irfanı rahatsız eden cümleler var ders kitaplarında. Ve hayret ediyorum, bu cümleleri yazanlar nasıl bir zihin dünyasına sahipler? Bu insanlar hiç mi pedagoji görmedi? Bu insanlar bilimsel bilgiden tamamen mi nasipsizler? Nasıl bu cümleleri yazabildiler? Dolayısıyla kıymetli dedem, Kur'an kursları meselesi de böyle. Bir de tabii ilahiyat fakülteleri var. Biraz da ona değinmek isterim. Vaktimiz ne durumda bilmiyorum. Bir iki dakikamız var ama bunun detayını ikinci bölümde daha çok rahat da anlatabiliriz. Yani bölmeden anlatmış olursunuz. Evet. Aslında hocam burada sizin de veya program içerisinde anlatmak istediğim, biz dine karşı değiliz, dinin öğretmesine karşı değiliz. Dinin okullarda çocuklara manasıyla öğretilmesi, doğru öğretilmesi. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz burada. Yoksa şimdi belki farklı kesimlerde izlediklerinde ya sanki bunlar dine karşı din öğretilmesin gibi bir kavram oluşturuyor, biliyorsunuz. Zamansızın sosyal medyada paylaşımlar, sanki siz dini istemiyor musunuz gibi cevaplar geliyor sizlere. İşte eleştiri geliyor daha doğrusu. Bizim derdimiz o değil. Bizim derdimiz bugünkü İslam diye tabir ettiğimiz dinimizin, inancımızın öğrenilmesi. Tabii ki bu doğrultuda. Yoksa kişisel birisinin istediği bir din değil. Biz ne dine karşıyız, ne dinin öğretilmesine karşıyız. Biz doğru olanın öğretilmesinin daha düzgün olacağını, sizin de söylediğiniz gibi eğer ki ilim anlamında, öğrenim anlamında 40. sıradaysak, 42. sıradaysak vay halimize. O zaman demek ki ilimi öğretmemişiz. Ben şöyle ilave yapayım size. Kendi adıma söylüyorum. Mevcut din derslerinin müfredatına, içeriğine, veriliş biçimine tamamen karşıyım. Evet. Din kültürü ahlak bilgisi derslerine karşıyım. Temel dini bilgiler derslerine karşıyım. Hazreti Muhammed'in hayatı adıyla okutulan derslere karşıyım. Kur'an kurslarına karşıyım. İmam Hatip liselerine karşıyım. İlahiyat fakültelerine karşıyım. Tamamına karşıyım. Kendi adıma söylüyorum. Peki neye taraftarım? Ben Muhammedi Kur'ani İslam'a taraftarım. Aklı esas alan, bilgiyi önceleyen, dünya yaşamını değerli addeden bir din eğitiminden yanayım. Din öğretiminden yanayım. Onun da nasıl olması gerektiğini İslam bu kitabımda detaylı anlattım. Evet. Alternatif din öğretimi nasıl olmalıdır adıyla, başlığıyla ele aldım. Yani biz bilmeyi, aklı önceleyen, özgür düşünceyi önceleyen, demokratik bir yaklaşımla din eğitim ve öğretiminin verilmesini istiyoruz. Eyvallah. İtaat eden değil, haksızlıklara itiraz eden, sürekli her denilene inanan değil, denilenleri sorgulayan, Kur'an'a uygunsa inanan, evet, Muhammedi anlayışa uygunsa inanan bireyler istiyoruz. Yani biz Muaviye gibi Müslümanlar istemiyoruz veya Yezid gibi Müslümanlar istemiyoruz. Biz Ebu Zer Gıfari gibi Müslümanlar istiyoruz. Eyvallah. O nedenle mevcut din derslerinin tamamına karşıyız. Evet.
Evet. Peki hocam, reklam arası geldi. O reklamdan sonra yine sohbeti bölmeden devam edeceğiz. Sevgili dostlar, kısa bir reklam arası, yine birlikte olacağız. Reklam arasından sonra yine birlikteyiz. Yine muhabbetimize devam ediyoruz. Birinci bölümde de olduğu gibi ben çok fazla söze girmeden ara sıra hocama takviyelerle belki birkaç kelam dile getireceğim. Ben yine sözü Cemil hocama vereceğim. Cemil hocam, birinci bölümde bu müfredatın nasıl olması, eğitim nasıl olması gerektiğini temelden anlattınız, dile getirdiniz. Tabi bugün baktığınız zaman bu coğrafyada sadece belli bir kitle yaşamıyor. Belli bir inanca sahip insanlar yaşamıyor. Bir kitle de işte Alevi toplumda yaşıyor. Alevi toplumunun geçmişte yaptığınız çalışmalar içerisinde, o müfredat içerisinde bulundunuz. O müfredat da göz önünde bulundurarak bugün din dersleri içerisinde, din ve kültür ahlak bilgisi dersleri içerisinde Alevilik nasıl öğretiliyor? Teşekkür ediyorum tekrar. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri biliyorsunuz anayasal zorunluluk kapsamında 1982 anayasası açıkça din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri zorunludur diyor. Buna karşı mücadeleler yapıldı. Önce gayrimüslim aileler mücadele etti. 1990 yılında gayrimüslim ailelerin çocukları bu derslerden muaf oldu. Bu mücadele devam etti. Alevi kurumları mücadele etti. Bu derslerin Alevi öğrencileri asimile etmeye yönelik olduğunu, zorunlu olmaması gerektiğini ya da derslerde Aleviliğin de öğretilmesi gerektiğini söylediler, talep ettiler. Mahkeme kararları oldu biliyorsunuz. Evet. Hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar var. 2014 yılında Cem Vakfı öncülüğünde Mansur Yalçın ve diğerleri başlığıyla biliyorsunuz müracaat edenleri ifade etmek üzere bir mahkeme kararı var. Buna göre 2014 yılındaki karara göre, ki o karar 2016'da kesinleşti. Karar diyor ki din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri Türkiye'deki inançsal çeşitliliği yansıtmıyor. Bu nedenle ya inançsal çeşitliliği yansıtacak şekilde bir müfredat oluşturmalısınız ya da istemeyenlere bu dersten muafiyet hakkı tanımalısınız. Yani zorunlu olmaktan çıkarmalısınız diyor. Evet. Buna karşın hükümet, Türkiye hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti mahkeme kararlarını karşılayacak şekilde herhangi bir düzenlemeyi maalesef bugüne kadar yapmış, yapabilmiş değil. Bu hukuksal süreç hala devam ediyor. Mahkeme kararları yerine getirilmiyor. Hatta öyle ki yine açıklıkla söyleyeyim, davalardan önceki din dersleri müfredatı şu anki müfredattan daha bilimseldi. Tekrar ifade edeyim. Daha kötüye bir gidiş var. Evet. Şimdiki din dersi müfredatı ümmetçi, ganimetçi, fetihçi, cihatçı anlayışta. Bu kavramlar öğretiliyor. Oradaki cihat bile yanlış anlatılıyor. Evet. Kadarıyla. Milli savunma gitmiş, cihat gelmiş. Türk milleti gitmiş, İslam ümmeti gelmiş. Alın teriyle kazanmak, emeğiyle geçinmek gitmiş, fetih ve ganimet tabii bir şeymiş gibi anlatılıyor. Yüzyıllar önceki toplumsal ve historik koşullar sanki hala bugün de geçerliymiş gibi. 500 yıl önce bunun bir anlamı olabilir. 1000 yıl önce bunun bir anlamı olabilir. Çünkü dünya o zaman öyleydi. Fetih anlayışı vardı, ganimet anlayışı vardı. Ama artık bu çağda bu kavramların böyle anlaşılmaması gerektiği bilincinden ve donanımından bile uzak din kültürü derslerinin müfredatı şu anda. Temel dini bilgiler dersi de aynı şekilde. Efendim, şunu ifade edeyim bu noktada. Din kültürü dersleri sorumludur. Zorunlu ve sorumludur. Ama sadece Aleviler için değil, herkes için sorumludur. Yani Sünni bir aile aslında farkında olsa din kültürü derslerine karşı çıkması gerekir. Neden? Çünkü din kültürü derslerinde öğretilen Sünnilik Anadolu Türk Sünniliği değil, Arap Sünniliği. Yani Suudi anlayış, Vahabi anlayış. Evet. Baskın bir şekilde hakim din kültürü ders müfredatına. İtiraz ediyorlar biz böyle deyince. Olur mu? Bakın Ahmet Yesevi var müfredatta. Efendim Hacı Bektaş Veli var, Hacı Bayram Veli var, Sarı Saltuk var, şu var bu var diyorlar. Ne koydun oraya? Var da. Tamam var da. Nasıl anlattın onları ve ne zaman anlattın?
ta 12. sınıfta anlattın. 12. sınıfa kadar zaten çocuğu yeterince sen eğip bükmüşsün, bir noktaya getirmişsin, doldurmuşsun. Ve bir de senin zaten öğretici kadron, Vahabi bir anlayışta, din kültürü öğretmenlerinin önemli bir kısmı, tamamı değil, işini son derece düzgün yapan, evet, cumhuriyet değerlerine bağlılık göstererek bütün zorluklara ve risklere rağmen gerçekten çağdaş anlamda din kültürü öğretmenliği yapmaya çalışan öğretmen arkadaşlarımız da var. Onları tenzih ediyorum. Ama bunlar maalesef azınlıkta. Bunu da ifade edelim. Dolayısıyla senin öğretici kadronun zaten büyük bir kısmı bir cemaate, bir tarikata mensup. Kendi cemaat ve tarikatının propagandasını yapıyor. Bakın şimdi değerli dedem, okullarda bir de değerler eğitimi diye bir ders var. Bu değerler eğitimi dersini pek çok okulda bazı cemaat ve tarikatlar veriyor. Mesela Nurcular geliyor bilmem ne okulunda, bilmem ne lisesinde değerler eğitimi dersi veriyorlar. Neye göre veriyor? Risale-i Nur külliyatına göre veriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin okullarında tarikatlar derse girebilir mi? Giriyor. Tarikatlarla Milli Eğitim Bakanlığı protokol imzalıyor. Tarikatlar okullara dadanmış durumda. Öğrencilere kendi dar dini, dinsel anlayışlarını zerk etmeye çalışıyorlar. Hocam, dolayısıyla çok büyük bir problem var. Sadece Aleviler için değil, Sünniler için de büyük bir problem var. Türk Sünniliği, Anadolu Sünniliği değil, Arap Sünniliği anlatılmaya çalışılıyor. Sünni ailelerin de itiraz etmesi lazım. Sünniler için olan bu problem Aleviler için daha büyük. Evet. Çok büyük bir problem var. Alevi inancı ders kitaplarında Alevilerin inandığı şekilde yer almıyor. Buna hemen ilavetle şöyle söyleyeyim. Hocam hani geçmişte hep beraber yaptığımız bir çalışma vardı. Onca düzeltmemize rağmen, evet, düzeltmelerimize rağmen biliyorsunuz herhalde bir 4 ay falan çalıştık. Evet, evet. Anlamda. Ben de yer aldım. Evet. İşte komisyonun başkanı olarak siz vardınız. Ve daha sonra çıkan bu kitaplarda düzeltmemize rağmen sizin de özellikle o teslim ederken bunu Sayın Milli Eğitim Bakanlığı galiba. Evet, o zamanki Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Bakanlığı anlattığınızda. İsmet Yılmaz. Ve halen bakıyorsunuz işte Aleviliği anlatırken bir sema ve semah oyunu diye yine, evet, yazmışlar. İki, evet, cem töreni ve cem ayini. Hı hı. Ki sen kendi ibadetine nasıl ibadet diyebiliyorsan benimkini niye bir tören veya bir ayin olarak kabul ediyorsun? O kadar düzeltmemize rağmen. Bir ilave daha yapayım. Tekrar bu konu içerisinde olduğu için siz çok güzel bir yere değindiniz. Hemen ben de onu hatırlatayım. Bazı kanallarda bir Alevilik tartışmasını konuşuluyor. Yani bu ana kanallarda değil, yerel kanallarda ummadım tesadüfe karşılaştığım bir kanal Aleviliği anlatıyor. İşte oturmuşlar hocalar orada Aleviliği anlatıyor ve cem evleri ibadet hane oluşunu anlatıyorlar. İnanın yani onu izlerken nasıl diyeyim ben size sinir kasayınız veya tansiyonun yükselmesin. Ya böyle bir niyetiniz varsa bu kanallara buradan sesleniyor mu yöneticilerine? Öyle bir niyetiniz varsa Alevi kurumları var. Alevi dedeleri var. Efendime söyleyeyim, bu Alevilik araştırması yapanlar, onlarla tartışın, onlara sorun. Gereken cevabı alacağınızdan eminim. Kendi başınıza orada o hüküm sürdüğünüzde inanın çok daha antipati oluşturursunuz, toplumu daha karşı karşıya getirmiş olursunuz. O yüzden Alevi kurumlarına lütfen başvurun. Bugün burada konu geldi de hemen sağ olsun hocam onu dile getirdim, ben de onu dile getirmesini. Çünkü bilmediğim bir şeyin konusunda nasıl bir hakem kesebilirsiniz ki hocam? Öyle büyük bir sakat anlayış var ki kalkıp diyebiliyor bir politik figür. Cem evlerinin diyor ibadethane olup olmayacağına ilahiyatçılar karar verir. İlahiyatçılar dediği de Sünni ilahiyatçılar yani. Bugün ilahiyat fakültelerindeki ilahiyatçılar Sünni olarak kendini nitelendiriyor. Sünni anlayışı savunuyorlar. Yani Türkiye'de Sünniliğin dışında bir ilahiyat eğitimi yok. Yani Caferi anlayışa göre bir ilahiyat fakültesi var mı Türkiye'de? Yok. Yok. Aleviliğe göre var mı? Yok. Hristiyanlığa göre var mı? Yok. Budizme göre var mı? Yok. Yok oğlu yok yani. Şimdi Sünni inanış doğrultusunda eğitim almış bir teolog, bir ilahiyatçı kalkacak, kendi inanmadığı bir inanç hakkında hüküm verecek. Kendi gitmediği bir mekan hakkında ibadethane midir, değil midir diye hüküm verecek. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hani daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Evet. Camiler ibadethanedir. Peki camilerin ibadethane olup olmadığına bir Budist rahip karar verebilir mi? Ne mümkün?
Bir Hristiyan papaz karar verebilir mi? Veremez. Kim karar verir? O camiye kim gidiyorsa o karar verir. O caminin cemaati karar verir. O camiye kendini mensup hissedenler karar verir ki doğrusu budur. Aynı şekilde cemevi dediğimiz mekanın ibadethane olup olmadığına da o cemevini kuranlar, inşa edenler, oraya gidenler, oradaki etkinliklere, faaliyetlere, ibadetlere katılanlar, onlar karar verir. Bu son derece yalın, basit bir kuraldır. Ancak bunu bile gözden kaçırmaya çalışıyorlar. Evet. Efendim diyorlar ki, Müslümanların tek bir ibadethanesi vardır, o da camidir. Aleviler de Müslüman olduğuna göre onların ibadethanesi de camidir. Mantığa bakın. O zaman neden Şiilerle sizin caminiz ayrı? Şiilerin ayrı camisi var. Sünnilerin ayrı camisi var. Onu da geçtim. Türkiye'deki her tarikat ve cemaatin kendine göre camisi var. Evet, bir de o var. Tabii. Bir tarikatın hakim olduğu camiye öbür tarikat gidip orada namaza durmuyor. Bir cemaatin camisine öbürü gitmiyor. Ya siz daha kendi aranızda bile karar verememişsiniz ki bana karışıyorsunuz. Yani Alevi'nin cemevine nasıl karışıyorsunuz yani? Bırakın da ona Aleviler karar versin. Aleviler diyorsa ki cemevi bizim ibadethanemizdir. Bitti. Bu kadar. Bunun daha ilerisi konuşulamaz. Diğer ibadethanelere hangi hakkı tanıyorsan onlara da o hakkı tanımak zorundasın. Efendim cemevlerini ibadethane olarak kabul edersek Alevilerin İslam'dan ayrı bir inanca mensup olduğunu ve Aleviliğin İslam'dan ayrı bir din haline geldiğini kabul etmiş de olmaz mıyız gibi böyle saçma sapan iddialar da dile getiriyorlar. Evet. Böyle bir şey yok. Böyle bir mantık kurgusu olamaz. Böyle bir formülasyon akla ziyandır. Böyle bir şey olamaz. Evet. Bunu kabul edilemez. Evet. Yani. Bunun neden hani dedim ya öyle bir yere değindiniz ki kendi üzerinde vazife olmayan birileri bir şeyler anlatıyor. Evet. Şimdi bu cemevi meselesine şunun için girdim. Din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarında cemevlerinden ibadethane diye bahsetmiyor. Cem'den ibadet diye de bahsetmiyor. Bu çok önemli bir konu. Ne zaman ki din kültürü ders kitapları cemevleri ibadethanedir, cem de ibadettir derse, efendim işte Muharrem orucu Alevi inancına göre farzdır, ibadettir derse, işte Hızır orucu vesaire evet. Onları anlatırsan, o zaman büyük bir ilerleme sağlanmış olacak. Yine elbette ki eksiklikler söz konusu olacaktır. Ama bu büyük bir aşamadır. Evet. Bu noktaya gelmesi gerekir din kültürü müfredatının. Ve din kültürü müfredatını sadece biz inançlar açısından değerlendiriyoruz. Aslında din kültürü derslerim öğrencilere inançları öğretmenin öncesinde hangi inanç olursa olsun bu, ister Sünnilik, ister Alevilik, ister Şiilik, ister diğer dinler, Hristiyanlık, Musevilik, Budizm. Bunların hepsinden önce din kültürü derslerinin öğrencilere önce laikliği öğretmesi lazım. Hocam, önce cumhuriyet değerlerini öğretmesi lazım. Önce Atatürkçülüğü öğretmesi lazım. Şimdi hepsini kaldırdılar din kültürü derslerinden. İşte bunlar okulda anlatıldığı gibi bir de bu bahsettiğim ekranlarda anlatılıyor. Televizyon ismi vermiyorum ama dün akşam ya da belki akşam bir büyüğümüz bir tesadüfen program seyrediyor. Sadece programın ismini söyleyeceğim. Pergel adlı bir program. Evet. Orada efendim 3-4 kişi oturmuş. Cemevlerin ibadet alemi olup olmadığını onlar karar verecekler. Üstlerinde Allah bilir Alevi de yoktur. Yok. Alevi yok. Zaten o yüzden dedim yani. Alevi de yok. Evet. Yani oturmuşlar oraya. Kimsenin kılık kıyafetinde şey değil. Tabiri caizse iki tane cübbeli oturmuş oraya. Benim ibadet yerimi eleştiriyorsun. Yerinde Aleviler var. Bir sürü Alevi derneği var. Evet. Bir sürü Alevi vakıflar var. Dedeleri var. Bilimi yapan insanlar var. Onlara sorun. Yani kendi içinizde neyi tartışıyorsunuz? Bilmediğiniz konuda ahkam kesiyorsunuz. Hatta Kur'an'a sorun diyeceğim de şimdi olmayacak. Kur'an cemevlerine ibadethane diyor yahu. Yani bu kadar net söyleyeyim. Nasıl diyor? Açın okuyun Nur suresini. Nur suresinde cemlerde okunan ayetleri evet. Biliyoruz. 35-36. Evet. Dolayısıyla ön yargısız bir şekilde Kur'an'a yaklaştıklarında aslında Kur'an'da evlerden, cemevlerinden yani ibadethane olarak bahsedildiğini çok net görecekler. Ama görmek istemiyorlar. O kelimenin anlamını değiştirmeye çalışıyorlar. Eyvallah hocam. Hazreti Peygamber'in döneminde de müminler evlerde ibadet ettiler biliyorsunuz. Daha sonra Kuba Mescidi kuruldu, Mescid-i Nebevi kuruldu. Kuba Mescidi'ne bakın.
Mescid-i Nebevi'ye bakın, tarihi bilgilerden yola çıkarak. Acaba mimari açıdan cemevlerine benziyor mu, benzemiyor mu? İşlev bakımından, fonksiyon bakımından cemevlerine benziyor mu, benzemiyor mu? Vicdanı olan vicdanıyla yanıt versin. Bu kadar ben bu konuda konuşayım. Evet. Diğer konularımız biz var. Biz konumuza geçelim. Genel, evet. En son araya girdiğimde dediniz ki bu din derslerinin sadece Aleviler değil, Sünni İslam'ın da itiraz etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Evet, elbette. Buyurun. Çünkü Anadolu, Türkistan, Türk Sünniliğine uygun olmayan, zaman zaman Selefice, zaman zaman işte Vahabice diyebileceğimiz Arap Sünniliğini esas alan konular var din kültürü ders kitabında. Ve bir ümmet propagandası var. Din kültürü ders kitaplarında bir milli kimlik vurgusu yok. Türk milli kimliğine ilişkin bir vurgu yok. Söz gelimi. Ümmet projesinin önemli bir unsuru gibi işlev görüyor din kültürü dersleri. Öğretmenlerin de önemli bir kısmı buna hizmet ediyor maalesef. Bu açıdan söylüyorum. Sadece Alevilerin değil, Sünni kesimin de buna itiraz etmesi lazım ki ediyorlar. Ayrıca şu kabul de yanlış. Bu ülkedeki herkes sanki belli bir inanca mensupmuş gibi herkese bu dersi veremezsiniz dediğimizde diyorlar ki ama çoğunluk böyle. Değil mi? Böyle bir argümanlar. Evet. Biz çoğunluğu esas alıyoruz. Başka konularda çoğunluğu esas almıyorsunuz sayın hükümetimiz. Sayın Milli Eğitim Bakanlığımız, hangi konuda diyeceksiniz? Mesela çocuklarımızın ant okumasını yasakladınız. Çoğunluk istemiyor. Yani okunmasını istiyor. İstiyor. Çoğunluk okunmasını istiyor. Efendim bu memlekette herkese Türk'üm dedirtemeyiz. Türk olmayanlar da var. Bu memlekette herkes Müslüman da değil ama herkese din dersi veriyorsunuz. Mesela oraya gelince çoğunluk diyorsunuz da milli kimliğe gelince çoğunluktan niye vazgeçiyorsunuz? Türkiye'de yapılan bütün anket çalışmalarında en düşüğünü söylüyorum, daha yüksek verenler de var. Halkın %76'sı ben Türk'üm diyor. %76. %88 bulan var, 89 bulan var falan başka araştırma şirketleri. Ben en düşüğünü söylüyorum. %76'sı. Evet. Kaldı ki andı okumayana da kimse zorla okutmuyordu. İsteyenler okuyordu, evet, istemeyen susuyordu yani. Böyle buna rağmen siz bunu yasakladınız. Faşist uygulama dediniz. Aslında bütün sebep oradaki Türklüğün de ötesinde. Ey büyük Atatürk ifadesinden daha çok rahatsız oluyorlar. Açtığın yolda durmadan yürüyeceğime ifadesi. Kurduğum çocuklara ki. Atatürk sevgisini aşılayan o andı okutmak istemiyorlar. Şimdi bu konuda son derece çelişik bir tavır içerisindeler. Din derslerine gelince tamamen farklı bir anlayış söz konusu. Dolayısıyla bu çifte standartı gözler önüne sermemiz lazım. Ben inanıyorum ki bir gün bu memlekette laik eğitim yeniden hakim olacak. Bilimsel eğitim yeniden hakim olacak. Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda bir eğitim. Diyorlar ki Atatürk ilke ve devrimleri. Bu da bir ideoloji değil mi? Değil ideoloji. Neden değil? Atatürk'ün dediği ortada, diyor ki bilim ve akıl. Bilim ve akıl. Bilim ve akıl diyen birini ideolojik bir çerçeveye sokmak mümkün mü? Benim akıldan ve bilimden başka hiçbir manevi mirasım yoktur diyor Büyük Atatürk. Bir gün benim düşüncelerim de bilime aykırı bir konumda olduğu tespit edilirse vazgeçin onlardan, bilimi esas alın diyecek kadar bilimden yana hayatta en hakiki mürşit ilimdir, yani bilimdir diyen Büyük Atatürk'ün düşüncesi, Atatürkçülük düşüncesi nasıl bir ideoloji olabiliyor? Olamaz. İdeolojiler üstü akılcı düşünmektir Atatürkçülük. Bilime esas almaktır Atatürkçülük. Evet. Atatürkçülük hakim olsun demek aslında bilimsel anlayış hakim olsun, laiklik hakim olsun demektir yani. Bizim anlatmaya çalıştığımız bu. Hocam bu Türkiye'de, yani Türkiye Cumhuriyeti kurduktan sonra Diyaneti kuran bir kişiye bize ezanı unutturdu, bize namazı unutturdu demek ne kadar bir abes. Evet. Tabii bunlar iftiradır, bühtandır. Bunları reddediyoruz. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Yani böyle bir din düşmanlığı tanıtmaları, biliyorum, çok enteresan bir olay geliyor. Bu ülkeye din işlerin başkanlığını kuran, yani din hizmetlerini kuran bir kişinin, bir kişiye bunların hitap edilmesi, bunlara ona karşı itham edilmesi, hitap etmesi çok doğru değil ya.
Evet, elbette ki Büyük Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyet'in bir kurumuydu. Ve o zamanki Diyanet İşleri Başkanımız Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi, Cumhuriyet devrimlerini destekleyen bir din adamıydı. Atatürk'ün devrimlerini destekleyen bir din adamıydı. Ama sonra Diyanet 1950'lerden sonra Cumhuriyetçi çizgisinden saptı. Diyanetin içerisinden Fethullah Gülen gibi adamlar çıktı. Cemalettin Kaplan gibi kara ses lakaplı adamlar çıktı. Timurtaş Uçar gibi gırtlağını patlatırcasına laiklere hakaretler eden, laik düşünceyi savunanlara hakaretler eden vaizler çıktı. Bu noktaya savruldu. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı ne hüzün verici ki ilk başkanı olan Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi'nin adını taşıyan bir caminin adını değiştirdi. Mehmet Rıfat Efendi Camii'nin adını değiştirdiler. Kendi kurucularına, ilk başkanlarına bu yanlışı yapabildiler maalesef. Dolayısıyla evet. Diyanet İşleri Başkanlığı bugün Atatürk'ün kurduğu bir kurum olmaktan çıkmış durumda. Bir cumhuriyet kurumu olarak nitelendirilemez. Bugün evet. Maalesef siyasi iktidarın hizmetinde bir kurum. Günlük politik tartışmaların odağına kendini yerleştirmiş bir kurum. Oysa ki her türlü politik tartışmanın üzerinde bütün bir milleti kucaklayan, laiklik ilkesi doğrultusunda faaliyet icra eden, herkesin hizmetine koşan, hatta inanmayanların bile kendisinde bir şeyler bulabildiği bir kurum olmalı Diyanet İşleri Başkanlığı. Ve o kurumda her inanç temsil edilebilmeli. Hatta öyle ki inançsızlar bile temsil edilebilmeli. Çünkü herkes vergi veriyor. Çünkü herkes bu memlekette bir vatandaşlık görevi olarak askere gidiyor, vergi veriyor. Ülkesine karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor, üretiyor. Evet. Ülkesini yükseltmeye çalışıyor. Böyleyken yurttaşların arasından sadece bir kesimi alıp diğerlerini ihmal etmek insani değil, milli değil, vicdani değil, İslami değil. Diyanet İşleri Başkanlığı eğitime de müdahale ediyor biliyorsunuz. İşte eğitim kurumlarına müdahale ediyor. Bu dile geldi ya evet. Şimdi konumuz şimdi, içerisinde. Bir bakıyorsunuz Diyanet milli eğitimle protokoller imzalıyor. Eğitim politikalarına yön veriyor. Haydi çocuklar namaza uygulaması yapıyor. Haydi çocuklar camiye. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Bakanlığın Taşra Teşkilatı deyim yerindeyse. Bunlar bir takım programlar düzenliyorlar. Haydi çocuklar camiye adıyla. Çocukları camiye götürüyorlar, namaz kıldırıyorlar. Peki bir Milli Eğitim Müdürlüğü şöyle bir program niye yapmaz? Haydi çocuklar kiliseye. Yok mu senin Hristiyan vatandaşların? Vergisini aldığın var. Yüz binlerce Hristiyan var. Bir sürü gayrimüslim. Sen sadece Müslümanların Milli Eğitim Bakanı mısın? Bakanlığı mısın? Sen sadece Müslüman yurttaşların devleti misin? Sen sadece Müslüman yurttaşların İl Milli Eğitim Müdürlüğü müsün? Niye haydi çocuklar bu haftada kiliseye, pazar ayinine yapsana böyle bir program camiye yaptığın gibi. Duyunca bile tüyleri diken diken oluyor eminim. Nasıl olur böyle bir şey? Bu ihanet falan diyorlar şimdi onlar. Asıl bunu yapmamak ihanet. Ne yaptı Cumhuriyet? Bütün inançlar özel yaşamın konusu. Herkes camisine giden gitsin, kilisesine giden gitsin. İnancı neyse ona göre yaşasın. Ama devlet politikalarına karıştırılmasın dedi Cumhuriyet. Ne yapıldı şimdi? Ne yapılıyor şimdi? İnanç devlet politikalarına karıştırılıyor. Yani Milli Eğitim Müdürlükleri şu uygulamayı da yapsalar ya. Haydi çocuklar bu hafta cemevine. Herkesi bir tutsalar ya. Haydi çocuklar bu hafta cemevine. Mesela Hacı Bektaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Yapabilir mi böyle bir şey? Veya Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Haydi çocuklar bu hafta cemevine. Perşembe akşamı CEM'de buluşuyoruz öğretmenlerinizle öğrencilerinizle birlikte diye. Eğer onu yapabiliyorlarsa öbürünü yaptıkları için onları kınama hakkımız ortadan kalkacaktır, eleştirme hakkımız. Yapabilirler evet. mi? Yapamazlar. Asla yapmazlar. Evet. Evet. Gene biz eğitim konusunda geliştiğimizde özellikle okullarda verilen eğitimin zaman zaman şöyle bir şey kulağımıza geliyor. Tabii gerçekliği ne kadar doğru bilmiyoruz hocam da. Bir araştırma içine girdik ama daha netice alamadık bu konuda. Ama duyumlar var. Yani bizzat giden çocuklarımız var. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Diyanet bile artık eğitimlere karışır oldu.
Sizler bu eğitim içinde olduğum için soruyorum. Okullarda bu lise olsun, ortaokul olsun din eğitimine camiden hocalar getirilip ders anlatılıyormuş. Böyle bir duyumlar da var. Hem ne kadar doğru hem de böyle bir şey var mıdır? Evet, bazı yerlerde böyle uygulamalar var. İmam Hatip görevlisi, yani cami imamı, cami hatibi, din görevlisi arkadaşlar kendi işlerini yapmalılar. Onlar, evet, onlar namaz kıldırma memuru veya vaiz konumundalar. Evet. Bir öğretmen değiller. Zira pedagojik formasyonları yok. Eğitim bilimleri dersi almış değiller. Eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi gibi dersler almış değiller. Dolayısıyla da sınıf ortamına girip ders veremezler. Bu ilme aykırı. Pedagoji ilmine aykırı yani. Bu olamaz. Nitekim bunun çok mahsurlu sonuçlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Basına yansıyan bir takım haberlerden. Evet. Bunlar doğru değil. Bu yanlış uygulama öğrencilerin din algısına da çok büyük zarar veren bir uygulamadır. Çünkü camide vaaz vermeye benzemez sınıfta ders vermek. Camiye gelen cemaat sizi dinlemeye hazırdır zaten. Onun için biliyor zaten. Evet. Ama öğrenci sizi dinlemeyebilir. Onlara kendinizi dinletebilecek donanımda olmanız gerekir. Pedagojik açıdan bu donanımdan bahsediyorum. Sadece bilgi sahibi olmak yetmiyor öğretmen, evet, olmak için. O bilgiyi aktarma yollarını bilmeniz lazım. Öğrencinin dikkatini çekme, ilgisini uyandırma yollarını bilmeniz lazım. Peki bu din öğretmenleri bu zayıf da mı kalıyor da bunları çağırıyorlar? Hayır. Eldeki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri yetmiyor. Neden yetmiyor? Çünkü din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından büyük ölçüde yönetici olarak tayin ediliyorlar. Okul müdürü, müdür yardımcısı olarak tayin ediliyorlar. Yönetici olduklarında da derse girme sayıları azalıyor. Azaldığı için de öğretmen açığı, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni açığı ortaya çıkıyor. Bu açığı da cami imamları yoluyla zaman zaman kapatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada da bir yanlış uygulama var. Din kültürü öğretmeniyseniz ve siyasi iktidara yakın sendikaya üyeyseniz okul müdürü olmak, müdür yardımcısı olmak, şube müdürü olmak sizin için çok kolay. Ama muhalifseniz, muhalif bir eğitim sendikasına üyeyseniz, benim gibi mesela eğitim işe üyeyseniz böyle bir imkanınız söz konusu olamıyor. Hatta öğretmenliğiniz bile tehlikede olabiliyor. Bırakınız yönetici olmayı. Yani son derece partizanca bir yaklaşım da söz konusu maalesef zaman zaman. Evet, bu yanlışa karşı içeriden direnen çok değerli bürokratlar da var. Farkındayız. Bunların yanlış olduğunu, böyle olmamak gerektiğini dile getiren, ifade eden ve kararlarıyla buna direnenler de var. Onları elbette ki istisna ediyoruz. Parti politikalarını değil, milletin birliğini esas alan, ülkenin birliğini esas alan, halkın barışını esas alan elbette ki çok değerli cumhuriyetçi bürokratlarımız da var. Tüm bu partizancı uygulamalara rağmen direnenler var. Evet hocam. Evet. O zaman şöyle baktığımızda geçmişten bugüne sizin de bahsettiğiniz gibi bundan 10-15 sene öncesinde verilen din derslerinin çok daha yararlı olduğunu, bugüne göre daha iyiydi. Bugüne göre daha yararlı olduğunu. Bugün baktığınız zaman daha bir nokta üzerine Vahabi inancı üzerine gittiğini söyleyebiliyorsunuz. Zaman zaman, tamamen değil. Bazen, evet, Vahabice, bazen Selefice anlayışlar var. Bazen de bir bakıyorsunuz son derece modern, çağdaş bir düşünceyi yansıtan cümlelere de denk geliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Evet. Mesela kader meselesi ele alınırken falan bazen ona denk geliyorum. Mutezili bir anlayışla meseleye yaklaşıldığı durumlar oluyor, bakıyorum. Yani müfredatta bir kargaşa ve karmaşa da var aslında. O zaman bir yerden geçmesi gerekiyor. Kesinlikle. Sıfır baştan. Tabii, bir de şunu da yani yeri geldi söyleyelim. Demin eksik kaldığı için şimdi hatırıma geldim. Din derslerinin sayısını çoğalttılar biliyorsunuz. Haftada bir saatti liselerde, iki saate çıkardılar. Bu büyük bir öğretmen ihtiyacı oluşturdu. O nedenle en çok atama din kültürü dersinden yapılıyor, öğretmen ataması. Ayrıca seçmeli dini dersler konuldu. Temel dini bilgiler, Hz. Muhammed'in hayatı ve Kur'an-ı Kerim dersleri konuldu. Bunlar konulunca
yine öğretmen ihtiyacı ortaya çıktı. O nedenle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği atamaları diğer branşlardan daha fazla oluyor. İlahiyat fakültelerinin sayısını hızla çoğalttılar. İlahiyat mezunlarına iş bulmak için, onları öğretmen olarak atayabilmek için okullardaki din dersi sayılarını çoğalttılar. Mesela AKP hükümetinden önce Türkiye'de 22 ilahiyat fakültesi vardı. Şimdi 105. 105 ilahiyat fakültesi var. Buradan mezun olan binlerce, on binlerce öğrenci var. Ve bunları istihdam etmeleri gerekiyor. En kolay din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğiyle istihdam ediyorlar. Dolayısıyla birbiriyle ilişkili bir şekilde süreç ilerliyor. Din derslerinin sayısını çoğaltıyorsunuz. Böylece din dersi öğretmeni açığı ortaya çıkıyor. İlahiyat mezunlarına bu yolla iş buluyorsunuz. Hatta bunun artık esprisinin bile yapıldığını görüyoruz. Evet. İş garantisi açısından ilahiyat okumak daha iyi diyenler var. Hatta şöyle diyenler var. Ya ben aslında İslam'a, dine falan inanmıyorum ama ileride işim garanti olsun diye ilahiyata gideyim. Mezun olduğumda nasıl olsa en azından din kültürü öğretmeni olurum diyenlere bile denk geliyoruz. Yarı şaka yarı ciddi böyle konuşanlar bile var. Aslında bu bir alay konusu olma meselesinin çok net bir örneğidir. Yaptığınız işler alay konusu olmaya başladıysa sizi büyük bir başarısızlık, büyük bir felaket bekliyor demektir. Bu uygulamalar da artık alay konusu olmaya başladı. Bu açıdan üzerinde dikkatle düşünülmesi ve doğru hareket tarzının tespit edilip ona göre davranılması gerektiğini özellikle ifade etmek isterim. Peki. Hocam son iki dakikamız. Evet. Tamamlamak istediğiniz, söylemek istediğinizi alalım. Ondan evet. Aslında nasıl din eğitimi? Evet. Aslında onu soracaktık ama biraz vakit kalmadı. Vakit kalmadı. Kısaca söyleyeyim din ben. Din eğitimi nasıl olmalı diye. Şöyle evet. İki dakika içerisinde. En azından şöyle söyleyelim. Yani Türkiye'de nasıl bir din eğitimi, din öğretimi yapılmalı? Biz bunun İslam bu kitabımızda el aldığımızı söylemiştik. Hı hı. Burada madde madde ifade ettim. Ama özetle şunu söyleyebilirim. Hı. Bilgiyi önceleyen, aklı önceleyen, sorgulamayı önceleyen bir din öğretimi esas alınmalıdır. Mezheplerden, cemaatlerden, tarikatlardan bağımsız Kur'an'ı ve Nebevi sünneti, Hazreti Peygamber'in sünnetini, Muhammedi İslam'ı esas alan bir İslam din öğretimi olmalıdır. Bunun ötesinde ayrıca Türkiye'deki çeşitli inanç grupları talep ediyorlarsa, işte Hristiyanlar, Museviler vesaire, onlara yönelik olarak da elbette ki bu konudaki talepler karşılanmalıdır. Onların kendilerine ait okulları var, azınlık okulları var biliyorsunuz. O kurumlarda bir takım kendi inançları doğrultusunda dersler verildiğini biliyoruz. O cemaatler arasında da yeterli olup olmadığı noktasında elbette ki tartışmalar var. Yine Alevilik meselesi açısından da Aleviler Aleviliğin öğretilmesini istiyorsa okullarda bu istek karşılanmalıdır. Nasıl öğretilmesini istiyorsa o şekilde öğretilmelidir. Yani bir Sünni'nin yahut bir Şii'nin bakış açısıyla değil, Alevi'nin Aleviliğe bakışı neyse ona göre Alevilik öğretilmelidir. Bu ilke dikkate alınmalı ve hangi inanç öğretilirse öğretilsin, hangi din öğretilirse öğretilsin, bütün öğrencilere önce laiklik fikri öğretilmeli, benimsetilmelidir. Cumhuriyet değerleri öğretilmelidir. Evrensel değerler, değerler eğitimi dersinde mesela, evrensel değerler öğretilmelidir. Barış öğretilmelidir, kardeşlik öğretilmelidir. Demokratik toplum ideali çerçevesinde bir eğitim söz konusu olmalıdır, hakim olmalıdır eğitim sistemimize. Eğitim zira her şeyin başıdır ve temelidir. Eyvallah. Doğru eğitimle, bilimsel eğitimle ancak gelecekte büyük bir başarıyı yakalama şansımız var. Aksi takdirde akademik başarı düşecektir. Bu yaşamımızın her alanına etkileyecek. Ekonomiden siyasete kadar. Çok kaliteli eğitsel süreçlerden geçmiş politikacıların yönettiği bir ülke düşünün. Son derece yetersiz, kalitesiz bir takım okullardan mezun olmuş politikacıların ülkeyi yönettiğini düşünün. Bambaşka bir manzara ortaya çıkacak. Evet. Bugünkü politik atmosferi bir de bu açıdan değerlendirmek gerekiyor kıymetli dedem. Peki. Sayın Cemil Kılıç, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bir program, güzel bir bilgi donanımı olduğunu diye düşünüyorum. Eminim izleyiciler de ekran başından ayrılacaklardır.
Biz de artık program bitirdik. Bitirelim. Yavaş yavaş sonuna geldik dedik. Son cümleleri aldık. Sevgili güzel dostlarımız, güzel canlar, sizler ekran başında, bizler de burada. Sayın Cemil Kılıcı, o güzellikle kulağımızı açarak o bilgileri aldık. Eminim hepimiz almışızdır. Burada bizim derdimiz siyaset değil. Derdimiz birilerinin inanç boyutunu neden öğretiyorsun değil. Doğru anlamda nasıl öğretiliyor, doğru anlamda nasıl eğitilmesi gerektiğini özellikle okullarda bunu söz konusu ettik, bunu muhabbet ettik. Bu programın arkasında emeği geçen dostlarımızın ve ekran başında sizleri bu saate kadar tuttuğumuz için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle bizden selam bekleyen güzel bir canımız, güzel bir dostumuz var. Dedi ki, dedem programı izleyeceğiz, sizden bir selam bekliyoruz. Biz de Allah'ın selamını kendisine gönderelim. Buradan size de selam olsun. Bir başka programda, başka konularla, konuklarla buluşmak dileğiyle size iyi akşamlar diliyorum.